Büyükşehir gelir tarif edin. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Saruhan Otel önünde bulunan atıl durumdaki arsaya yapmayı planladığı Manisa Prime adlı otel ve alışveriş merkezi projesinin Aralık ayı meclis toplantısında tanıtımı yapıldı. Sizlerle bütün Manisalı hemşehrilerimizi, bizi izleyen değerli halkımızla, buradaki bütün mensubiyemiz ve bütün hazırlığını paylaşmak istedim. Ve ortaya inşallah Manisa için hayırlısı olacak bir proje çalışmasını, havan proje görsellerini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii mevcut sunum başladığında ben de kısaca bazı noktada bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, meclis üyelerine yapılan proje sunumunun ardından projenin ayrıntılarından söz etti. Emsal alan 2.5 31.250 metre. Toplam inşaat alanımız bu projede 49.340 metrekare. Otel alanı olarak 17.130 metrekare. AVM olarak düşünülen dükkanlar 14.125 metrekare. İş merkezi ofis olarak düşündüğümüz 6.085 metrekare. 12.000 metrekarede otopark var. Otel 19 kat üzerinden planlandı. 210 oda 5 yıldızlı. 550 kişilik restoran artı alakart. 450 kişilik balo salonu. 500 kişilik toplantı salonu. 1500 metrekare spa güzellik merkezi kapalı yüzme havuzu. Ofis kısmı düşündüğümüz 13 katlı A plus açık ofis 10 kat katta 600 metrekare büro itibariyle düzenleniyor. AVM noktasında da 14.000 metrekare kiralanabilir alan, 8.830 bodrum kat, 4.125 metrekarede zemin olmak üzere. Teknik noktada metrekare itibariyle bilgilerimiz budur. Orta kısım tamamen açık zaten. Öbür fotoğrafı getirirsek bu ön cephe, yani askeri cephesinden baktığımız cepheydi. Yine burası arka kısımdan girilen cephe. Yani kafeler, restoranlar, kafe ve restoranlar yol cephesinde, bizim ana Mimar Sinan Bulvarı cephesinde ve havuzlarıyla. Bu gördüğünüz yerde arka kottan giriş. Orada biliyorsunuz arazide de bir meyil var. Dikkat edin yan cephelerin görüntüsünde baktığımızda yukarı kottan alt kot arasında bir farklılık var. Bu da orada bir kademeye getiriyor. Sonuç itibariyle ortası tamamen bir meydan konumunda. Bazılarının oturduğu noktaları görüyorsunuz. Arka yüzde de var. Sonuç itibariyle büyük olan bina otel binası. Diğer binada ofis merkezlerinin olacağı bina olarak şu anda planlandı. Bununla ilgili tabii ki otel franchisor dediğimiz isim haklarının alınabilmesi noktasında ilgili ihaleye çıkılabilmesi, bunların netleşmesi. Çünkü detaylı işler hangi otel grubunla anlaştığınızda ihalenin sonuçlandırılmasında o otel firmalarının oda konseptlerini ve salonlarına, işte diğer aktivitelerinin hepsinin bir standartı var. Şu kadar metrekare odaların standartı olacak deniyor. Ona uymak zorundasınız. Ha bu Ramada Otel olabilir, diğer başka gruplar olabilir, Hilton olabilir. Sonuç itibariyle mevcut projenin onayında bu franchise isim hakkını alacağınız otel tarafından size konulan kriterler noktasında projelendirmesini detaylı bir şekilde çizmek konumundasınız.
O açıdan şu anda bunlar tabii ki görsel bir alan projedir. Ancak metrekare itibariyle oturacağı alanların hepsi detaylı bir şekilde yapılmıştır. Bu konuda kiralanmak üzere ihale yapılmasına, ihalenin yapılmasına, inşaat sonrası ortaya çıkacak ticari alanların satın alınan isim hakkı dahil olmak üzere yapılan franchise anlaşması hükümleri de dikkate alınarak 25 yıl süreyle kiralanmak üzere ihale yapılmasına, belediye meclis başkanı ve belediye encümenine burada yetki verilmesi söz konusu. Saruhan Otel önünde bulunan atıl arsa üzerine yapmayı planladıkları Manisa Prime adlı projenin şehre yeni bir hava getireceğini ifade eden Başkan Ergün şunları söyledi. Üyenin tamamı Büyükşehir Belediyesi'nindir. Büyükşehir Belediyesi böyle bir yatırım yapma kararı almıştır. Bildiğiniz üzere bir kere daha söylediğimizi o zaman ben burada tekrar edeyim. Değerli bizi izleyenler, belki takip etmeyenlerin bilgilendirme açısından. Daha önce bu yerin satılması noktasında meclis bir karar almıştı. 17 ilçeye eşit. 17 ilçeye %45-55'i paylaşılmak suretiyle %45-55 bir oranı var Büyükşehir. 45'i Büyükşehir'de kalmak üzere, diğer 55'i 17 ilçeye dağıtılmak üzere satılması halinde o gelecek olan bedel dağıtılacaktı. Ancak meclisin almış olduğu karar gereği biz bunun satışına çıktık. İhalesini yaptık. Ancak hiçbir talip gelip burayı alma noktasına gitmedi. Yani alıcı çıkmadı. Alıcı çıkmayınca biz de düğmeye bastık, start verdik. Böyle bir yatırımı Manisa'ya bir an önce kazandırma noktasında çalışmalara girdik. Yaklaşık 3-4 aydır bununla ilgili de çalışmamız, ilgili dairemizde devam ediyordu. En kısa süre içerisinde bunun startını hemen başlangıcına geçmek istiyoruz. 2 yıllık bir süre içerisinde de bu hizmeti Manisa'ya kazandırmak hedefindeyiz. Rakam itibariyle de şöyle söyleyebilirim. 120-130 belki 150'leri de bulabilir. Böylesine büyük bir yatırım projesini Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah Rabbim yapmayı nasip eder. Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgül'ü söz aldı. İlk olarak söz alan Çerçi şunları söyledi. Böyle bir tesisin Manisa'da kalması, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum prensip olarak. Doğrusu bence bu. Biz işin takipçisiyiz. Benim tercihim yönünde olmasından dolayı mutlu olduğumu ifade ediyorum. Arkadaşlarım kusura bakmasın. Teşekkür ederim. Projenin yapılacağı alana belediye hizmet binası yapılmasına baştan beri karşı çıktıklarını belirten Güzgül'ü ise şöyle konuştu. Ben bununla ilgili burada Mehmet Bey'in dediği hani satış veya alışveriş merkezi, ben şu anda anladım ki ister satılsın bir alışveriş merkezine devam etsin yani tarzı veya bu yaptığımız iş merkezi ortaya şunu çıkarıyor. Biz büyük oraya yapılan belediye binasına karşı çıkıp bunun yanlış ticarethanenin yanının çok cazip bir ticarethane olduğunu televizyonda beraber katıldığımız bir toplantıda, programda açıklamıştık. Aynı şeyin bugün doğru olduğu tekrar ortaya çıkıyor. Orası artık bir ticarethanedir. Yani oradaki alışveriş merkezi devamı olarak bir ticarethanedir. İster bu dediğimiz tarzda, ister satılarak bir AVM yapılsaydı da ne olursa olsun bir ticarethane olarak doğdu. Oraya bir belediye binasını yapmak ticaret konusunda biraz ticariyi düşünmemektir diye düşünüyorum. Ben bu sözü 5 sene evvel söylemiştim. Aynı yere geldiğimizi bu toplantıda görüyorum. Evet, teşekkür ederim. Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı da Akhisar adına projeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi. Sayın Başkanımız, değerli arkadaşlar, öncelikle hepinizi sevgiler, saygılar, selam ediyorum. Projeyi gördüm. Aslında memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Benzer alanlar Akhisar'da var. Birkaç tane alanımız var bu şekilde. Fakat biz karar mekanizmalarından türlü azınlıkta olduğumuz için iktidar konusunda biraz zorlanıyorduk. Gerçi sağ olsun meclis üyesi arkadaşlarım bu konuda prensipte şeyler, bize yakın davranıyorlar. Ama ben Akhisar açısından memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Öyle zannediyorum ki bu bize de emsal olacaktır. Akhisar'da da mevcut iki tane alanımız var. Buna benzer iki tane alanımız var. Sizin modelinizi de şey yaparak, uygulayarak inşallah biz de Akhisar'daki bir iki alanı bu şekilde değerlendiririz. Seve seve yardımımız olursa ne mutlu oluruz. 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 Mutlu oluruz.
Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün projeyi meclis onayına sundu. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Yapılan oylama Göl Marmara Belediye Başkanı Kamil Öz'ün ret oyuna karşın oy çokluğuyla kabul edildi. Tek üyemiz Göl Marmara Başkanımız ret veriyor. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.